Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi güzel bir kenar örneği yapacağız beraberce. Kenar örneğimi ben bu peçeteme yapıyorum ama arkadaşlar her şeye yakışacak bir örnek. Ben çok beğendim. Sizinle onu paylaşacağım şimdi. Her akşam saat 8'de yeni videom yayınlanıyor arkadaşlar. Oraya hepinizi beklerim. Şimdi şöyle önce düğümümü yapayım arkadaşlar. Bakın bir iki tane zincir çekiyorum. Şöyle bir düğüm oluşturuyorum. Ondan sonra bu peçetemin burasından başlayacağım. Köşeyi de beraber yapalım istiyorum. O yüzden buradan şöyle başladım bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektikten sonra bu zincirimi tutuyorum buradan bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha çekiyorum. Hemen bu tuttuğum yere arkadaşlar batıyorum ve şöyle bir yuva oluşturuyorum oradan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Ve şöyle biraz aralı batıyorum bunu. Arkadaşlar bunu yakın batmayın. Örneğimizin şeyi öyle. Şu şekil battım. Bakın şöyle olacak. Şu şekil. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Onu buradan tutuyorum elimle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Elimden tuttuğum yere battım. 5. ve şöyle kapatıp bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3. Pardon arkadaşlar. İpimi ayarladım. Dört, beş zincir çektim. Ve şöyle aralı olarak battım. Şöyle aralarını ayarlayın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Elimden tuttum. 1, 2, 3, 5, 6 zincir çektim. Ve bu tuttuğum zincirimin içine şöyle battım. Bir sık iğne yaptım. 3, 4, 5 zincir ve tam köşeme batıyorum. Şöyle köşeye battım. 1, 2, 3, 4, 5. Altı zincirimi çekip tuttuğum yere batıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi ne yapıyoruz? Tam aynı battığım yere batıyorum. Bakın şöyle arkadaşlar. Şu şekil tam battığım yere. 5 zincir, 6 ve aynı yere battım. 5 zincir, 5 zincir. Bu şekilde bütün bir sırayı dolduruyoruz arkadaşlar. Pardon. Tek kanat battığım için uzadı. Buraları çift kanat batın arkadaşlar. Şey olmasın. Uzuyor tek kanat battığımız zaman çift kanat. Biraz daha uzak batmam gerekiyor. Tam tuttuğum yere batıyorum. Şöyle. Benim örneği göstermem için bu kadar bana yetiyor arkadaşlar. Bakın şu şekil örneği yaptık şeylerimizi. Yuvalarımızı hazırladık. Şimdi diğer ipimi alıyorum. İsterseniz aynı ipten yapın. İsterseniz arkadaşlar şey yapın. Farklı iplerden yapın. Farklı iplerden daha güzel durdu. O yüzden ben üstünde şöyle beyaz yapacağım. Şöyle. Tam yuvaya giriyorum arkadaşlar.
yuvanın içine ipimi bağlıyorum. Sıkıladım ipimi. Şöyle sıkıladım, gördüğünüz gibi. 2, 3 tane zincir çektim. Bu yuvamın içini dolduruyorum. 1, 3 seferde çıkıyorum trabzanlarımı. 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Yuvamın içine bir tane sık iğne ile aşağı indim. 1, 2, 3 zincir. Üç tane trabzan, üç zincir, yuvamın içine girdim. Sık iğne ile aşağı indim. 1, 2, 3 zincir. Tekrar yuvamın içini üç tane trabzandan dolduruyorum. Üç zincir çektim ve pardon arkadaşlar, tekrar yapacağım burayı. Üç tane oldu. Şimdi tam karşıya geçiyorum, başına doluyorum. Bakın şuraya geçiyorum. Başı 4 doldurdum farkındaysanız, zincir olmadığı için. Aşağı indim. 3 zincir, bunun içini tekrar dolduruyorum. 3 zincir, aşağı indim. 5'ini doluyorum, buraya geçiyorum. Bakın örneğiniz şöyle oluyor arkadaşlar. Şu şekil devam ediyor. Şimdi yaptığımız zaman daha gözükecek. Bir iki, şu köşeyi de atlatayım. Bir iki tane daha yapayım arkadaşlar. Daha netleşecek. Üç zincir, aşağı iniyorum, sık iğne ile bağlıyorum. Üç zincir, tekrar trabzan. Başını doladım, tepeye geldim. Buradaki, bakın, yuvamın içine dolduruyorum. Kenarı 3 doldurmaya karar verdim arkadaşlar. Siz de isterseniz, çok sıkışırsa 3 yapın kenarları. 4 yapınca birazcık daha sıkıştı gibi geldi. Onu siz ayarlayabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Şöyle başına doladım. Şimdi bu yuvamın içine giriyorum. Burayı da yapalım. Trabzanlarımı 3 seferde çıkıyorum. Bir, iki,
3 zincir aşağı indim. 3 zincir tekrar trabzan. Başını doladım, geldim buraya. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şu şekil duruyor örneğimiz. Şöyle. Bakın. Çok güzel bir örnek oluyor. Şu aralarını daha sık seyrek yapabilirsiniz. Daha aralı yapabilirsiniz. Eğer daha böyle mağaralı durmasın, dökümlü durmasını istemiyorsanız. Benim gibi biraz dökümlü dursun diye şey yaptım ama daha arasında açabilirsiniz. Şu şekilde buraya da yapalım. Daha güzel netleşsin. Zincir trabzanıma devam ediyorum. Çiçeklerimi yapıyorum şimdi. 3 zincirden aşağı iniyoruz. 1, 2, 3 zincirden tekrar trabzanımızı devam ediyoruz. Ve başını doladım. Buraya atladım. Arkadaşlar bu şekil duruyor dururken. Diğerini de buraya bağlıyoruz. Diğer örneğimizde geldi bitişimizde de bunu buraya bağlıyoruz. Böyle kenarından bu şekilde duruyor. Bakın şu şekilde düzelteyim. Örneğimizin yapılışı bu şekilde. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.